Tamam. Şimdi mesela av malzemeleri satan yerden aldım. Yaban hayvanları gelmez dediler buna. Bu böyle gece karanlık olduğu zaman kendiliğinden rengarenk yanıyor. Yani her şeyi denedim ama yine de geldi. Normalde Ardahan'da görev yapıyordum. Buraya geleli de bir sene oldu. Yaklaşık bir senedir de Trabzon'dayım. Yani buraya geldiğimde bu evi kiraladığım zaman burası harabe bir yerde. Bu bahçeyi kendi emeklerimle birlikte yaptım. Sokak hayvanları gönüllüsü olduğum için hani gittiğim her yerde çünkü onlara bir yaşam alanı oluşturmalıyım ki onlara yardım edebilmeliyim. Burayı çok gerçekten bir hevesle yaptım ama şu anda burası bana o kadar korku dolu bir yer oldu ki bu sansar denilen bir yaban hayvanı yüzünden artık hani ne bahçeye çıkabiliyorum ne camlarımı açabiliyorum. Birkaç kedimi öldürdü. Hatta birkaç dediğim yaklaşık 10-12 tane. Yani bahçe içerisinde gördüğüm 3 kedim. Bunlar cana yakın olanlardı. Sürekli benim bahçemde büyüyüp benim baktığım kedilerdi. Üst taraf otopark zaten. Onlar da bir 7-8 tane atmışlar otoparkın içinden. Yani üstten aşağıya bahçeye gelip burada kedilerimi öldürdü. Yani şöyle zaten hani başında ilk ölüleri görünce insan ister istemez hani artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanların zarar verdiğini bile düşündüm yani. Sonrasında yani Trabzon'da Allah'tan ki öyle şeyler çok fazla yok. Ki mahalle hayvansever bir mahalle. Ama insan yine de şüpheleniyor. Sonrasında bu otopark hani gidip konuştum üst taraf olduğu için ki onların kamerası var. Hani bunu bir insan mı yapıyor? Bir kamera görüntülerine bakalım gibisinden. Zaten direkt kendileri bana söyledi. Hani burada sansar olduğunu söylediler. Yavruları da varmış. Kedilerle birlikte oynadığını söylediler. O zaman anladım ama yine insanın kafasında bir soru işareti oluşuyor. Daha sonra işte bahçenin içerisine yumurtalar koyduk. Hani en çok yumurtayı severmiş. Bunlar normalde tavuk boğarmış yani o şekilde ben bilgi aldım. Bir gecesi yani birkaç gün önce böyle bir kendi kedilerimde evin içinde bir huzursuzluk oluştu. Sağa sola koşuyorlar anladılar yani sanki koku almışlar gibi. İster istemez bende de oluştu hayvanlar hissediyor çünkü. Gece 2 idi zaten bu gece yarısı gelen bir hayvan 2 ile 4 arası. Perdeyi araladım. Bir baktım alt tarafta geziniyor. Yani o kadar korktum ki hayatımda ilk defa gördüm. Hani belki çok fazla tepki vermiş gibi duruyor uzaktan ama ben ilk defa gördüğüm için bir de bunlar da can sonuçta öldürdü. Yani canımdan can gitti benim. Perdeyi araladım baktım üst bahçeye doğru çıkıyor. Yavaşça video çektim. O kadar yani nefesimi tutmuşum ki kısacık bir video çekebildim. Sonrasında bayağı bir ses yaptım. Hani belki ürkütürsem daha gelmez. Çünkü yaptığım hiçbir şey işe yaramadı. Zil taktım, ışık taktım. Hiçbiri işe yaramadı. Bu şekilde sonra korkuttum gitti. Yani birkaç gündür gelmiyor. Ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmiyor tabii ki. Çünkü böyle aralıklarla bazen kendini yok ediyor. Ve tekrardan geri geliyor. Doğa korumaya başvurduk. Hepsine başvurduk ama bizden hani kendimizin bir şey yapmamızı, kendimizden bir şey yapmamızı istediler. İşte kapan kurup yakala. Ben o hayvanı nasıl yakalayayım ki yani camın içinden bile pencerenin iç tarafından bile gördüğümde o kadar korktum yani ben onu nasıl yakalayayım hadi kapan kurdum ki gece vakti oluyor bu geceye kadar o burada onun içine ya şu an söylerken bile içim şey oluyor yani o kadar ki korkuyorum. Yani kendi kedilerimi zaten bahçeye çıkarmıyorum ama dışarıdaki kedilerin canı tehlikede yani.
Nereye gitsem çekiyorum herhalde yani gerçekten. Annesi. Ben hep öyle severim dışarıdakilerin annesi diye. Evlat gerçekten hepsi evlat.